Reklamların ardından son sayfaya hız kesmeden başlıyoruz. Hem de öyle ki başlıyoruz. Şu anda bir son dakikamız var sevgili izleyiciler. Dorukhan Toköz'le ilgili Beşiktaşlı futbolcunun geleceği merak konusu ve konuyla ilgili oyuncunun menajerinden bir son dakikamız var. Detayları bizlere muhabirimiz Sercan Dikme aktaracak. Telefon attığımızda kendisi. Melike Çelik, iyi yayınlar, iyi geceler. Savaş abiye, Serdar abiye de iyi yayınlar, kolay gelsin. Son dakika ekranlara yansıyor. Dorukhan Toköz konusu Beşiktaş'ın gündeminde çok bir yoğun bir gündem içerisinde, yoğun bir yer kaplıyor. Ahmet Buluk'la ben bir görüşme fırsatı buldum. Sadece haber kısmı olan bölümü söyleyebileceğim, yayında söyleyebileceğim yerleri söyleyeyim. Dorukhan'ın Fenerbahçe ile ilgili haberleri çok fazla sayıda çıkmıştı. Fenerbahçe'ye mi gidecek Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra? Çünkü kontratı ile ilgili hep soru işareti vardı. Ahmet Bulut birinci ağızdan Aspor ekranlarında bu durumu netlik kazandıralım. Dorukhan için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Şimdiye kadar hiçbir görüşme yapmadım Fenerbahçe ile. Dorukhan'la ilgili Fenerbahçe haberlerin tamamı %100 yalan. Dorukhan sadece Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumda diyor. Tekrar edeyim. Dorukhan için Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberlerin hepsi %100 yalan. Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Dorukhan sadece Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumda diyor. Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut. Birinci ağızdan Aspor ekranlarında bunu dile getirmiş olalım. Elbette siz soracaksınızdır. Serdar abi de konuya bir ayrı şekilde hakim. Dorukhan konusu ne olacak diye. Ben Ahmet Bulut'la konuştuğum kısmı değil ama bu konuşmadım bu konuyu ancak ben sadece edindiğim bilgileri söyleyeyim. Türkiye'de Dorukhan kalması durumunda ben Beşiktaş'ta yola devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Dorukhan'ın Beşiktaşlı yöneticilere söyledi. Ki son maçlarda zaman zaman Dorukhan'ın Beşiktaş kaptanı olarak bile maça çıktığını biliyoruz. Ancak Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda Avrupa şıkkını da ben düşündüğünü biliyorum. Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da, Serie A'da, La Liga'da tekliflerin olduğunu da biliyorum. Peki Sercan Dikme, Avrupa ile ilgili bir konuşma geçti mi Ahmet Bulut'la senin aranda? Çünkü başında sadece bir Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdin. Avrupa ile ilgili bir şey söylemedin. Ben onunla ilgili en azından Ahmet Bulut'la sohbet etme şansı buldum ama yayında söyleyebileceğim kısım Fenerbahçe ile ilgili bölümü. Eğer bana Beşiktaş'la ilgili bir görüşme olur mu diye soracak olursam Melike, ben şampiyon olunduktan sonra Beşiktaş ve Dorukhan'ın bir kez daha masaya oturacağını düşünüyorum. Bu benim öngörüm. İstihbaratım da bu yönde. Ama net bir şekilde oyuncu tarafından aldığımız bilgi de, Beşiktaş yönetiminden aldığımız bilgi de, Türkiye'de kalması durumunda Beşiktaş'ın dışında başka hiçbir takımda oynamayacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki oyuncunun hayalleri olduğunu, Dorukhan'ı tanıdığım için de söyleyebilirim bunu. Oyuncunun, Dorukhan'ın Avrupa hayalleri var. İtalya'da, İspanya'da veya başka ülkelerde Türk bayrağını temsil etme isteğinden bahsedebiliriz. Bu isteği var. Avrupa'da takımlara bakacaktır, masaya oturacaktır. Ama ben Avrupa tekliflerine baktıktan sonra bir Beşiktaş'ın teklifini değerlendirecektir. Ama en azından oyuncunun, Dorukhan'ın ben Avrupa'ya gidip başka ülkelerde forma giymek istediğini, Avrupa'da Türk bayrağını temsil etmek istediğini biliyorum. En azından o bölümle ilgili onu söyleyeyim ama bunların hepsi Ahmet Bulut'la olan görüşmemden değil kesinlikle. Benim kendi başka isimlerle, yetkili isimlerle konuştuğum zaman anladığım durumlar ve tespitler tabii ki. Anlıyorum. Şimdi şunu çıkarıyorum senin söylediklerinden de. Beşiktaş'ın şampiyonluğu söz konusu olursa Dorukhan Toköz tabii Şampiyonlar Ligi'nde düşünerek tekrar kulüple masaya oturacak ama aksi olursa ya da kulüple masaya oturduğunda anlaşamazsa rota Avrupa diyorsun. Türkiye'de başka bir takımda oynamaz. Evet, diyorsun. Evet. Hem bu iki taraflı, ya bizim yaptığımız iş gereği Beşiktaş yönetiminden, Beşiktaş tarafından hem de oyuncu tarafından bu duruma, bu fotoğrafa başka pencerelerden bakmamız gerekiyor. İki tarafla da konuştuğum zaman aslında bunu dile getiriyorlar. Ama defalarca söyleyebileceğim, belki cümlenin en başında söyleyeceğim şey, oyuncunun bir Avrupa'da oynama isteğinden bahsedebiliriz. Beşiktaş zaten teklifini yapmıştı ve teklif aslında oyuncu tarafından maddi olarak reddedilme durumu yoktu. Yani oyuncunun isteği Avrupa'da oynama durumu var. Çünkü bu bazen ağır basabiliyor. Her futbolcunun hayali
kariyer planlaması farklı şekilde gerçekleşebiliyor ki düşündüğümüz zaman Avrupa'da alınacak yıllık ücretleri ve Beşiktaş'ın verdiği teklifi düşündüğümüzde bence Beşiktaş'ın teklifinin çok yüksek olduğu aşikar. Ama burada paradan daha çok hayaller önemli. Ama sanıyorum ana tema olarak birinci ağızdan, Dorukhan'ın menajeri çünkü resmi menajeri, Ahmet Bulut'un Anspor'a yapmış olduğu açıklama. %100 şekilde Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Yani bu Ahmet Bulut'un cevabı tabii. Mayıs 2020'den beri Dorukhan Toköz'ün menajeri. Onu da söylemek lazım. Bir menajer değişikliği de olmuştu. Yani kendisi böyle bir görüşme yapmadığını söylüyor. Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Çıkan haberlerin, Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberlerin %100'ü tamamı yalan. Dorukhan şu an sadece Beşiktaş'ın şampiyonluğu düşünüyor ve sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda diyor. Dorukhan Toköz'ün resmi menajeri. Peki, teşekkür ediyoruz Sercan Dikme. İnler, kolay gelsin. Evet, Dorukhan Toköz konusu. İsterseniz şöyle bu son dakika gelişmesini bir konuşarak başlayalım. Bizim de başlangıcımıza denk gelmiş oldu. Teşekkür ederim tekrar Sercan Dikme'ye de bu bilgi, bu haber için. Çünkü özellikle sezon sonu gelirken en çok merak edilen isimlerden biri. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde başka isimler yine o mevkide olunca Dorukhan Toköz'ün geleceği ne olacak deniyordu. Ve burada çok konuştuk. Fenerbahçe adı ciddi ciddi, hatta yani önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de şeklinde geçiyordu ama menajer Ahmet Bulut hayır öyle bir şey yok diyor. Sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan görüştüğü 3 futbolcudan biriydi. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Dorukhan Toköz. O zamanki Dorukhan. Ama ne o zamanki Dorukhan aynı ne o zamanki Fenerbahçe aynı. Nasıl kolay değil orta sahaya. Dolayısıyla menajerinin başka kulüpleri araması, başka kulüplere bakması, başka liglere bakması normaldir. Ahmet Bulut iyi bir menajerdir. Tolga Yarsan'ı İtalya Ligi'ne sokmuş bir adamdan bahsediyoruz. Udinese'ye. Dorukhan'a da mutlaka bir yer bulacaktır. Dorukhan'a teklif edilen Beşiktaş'taki şartlar değişmez. Beşiktaş'ta hiç kimse vazgeçilmez değil. Beşiktaş'ta her şey Sergen Yalçın'ın etrafında dönüyor. Dorukhan tarafında bir şeyler değişebilir belki kimse, şampiyonluk olursa. Ya daha iyi teklif bulursa, daha iyi teklif bulursa gider. Ama daha iyi teklif bulursa tamam ben bunu kabul ederim diye bir durum söz konusu değil. Çünkü Beşiktaş'ın artık Dorukhan gibi diye bir derdi yok. Dorukhan imzalayacak mı diye bir derdi yok Beşiktaş yönetimine. Şöyle ben, demiş yani sadece şampiyonluğa şu an odaklı diye de. Ben acaba Talişka'yı alabilir miyim diye düşünen bir yönetim varken şu Beşiktaş anda yönetimi Dorukhan'la ilgilenmez. Yani Talişka'nın bile nabzını tuttu Beşiktaş. Nasıl bu mali yükten peki altından sadece kalkacak? Sadece nabız yoktu ama. Talişka şimdi için bazı mağazalar vardır. Girdiğin gibi çıkarsın. Evet. Güzel. Benim arkadaşım bak. Benim ama girersin diyorsun. Bak yolda yürüyorum. Arkadaşım biriyle bir arkadaşımız mağazaya girdi. Dedi ki ya şimdi buraya girecek paylaşımlar. Yine paylaşımlar olunca gene sordular menajerine. Ya nedir bu? Seviyor Beşiktaş taraftarı falan. Tamam kaç para istiyor? 5,5 milyon euro istiyor. Oha yani. 5,5 milyon euro. Peki Talişka'dan yine Dorukhan'a gelecek bak, olursa. Bunu yoklamış bir yönetim Dorukhan'ın parasını arttırmaz. Teklif ortada. Ya kabul edersin ya etmezsin. İş burada. Tamam parayı arttırmaz ama belki şartlarda bazı değişiklikler yapılır. Yani sonuçta oyuncunun da mutlu olacağı başka vallahi maddeler. Ben şunu söyleyeyim. Dorukhan'ın yerine adam buldular. Adamlar buldular. Evet. O zaman yani karşı cepheden bakmak lazım oluyor biraz da. Ben tabii ki beyan esastır. Sayın Ahmet Bulut bugün için bu açıklamayı yapıyor. Fenerbahçe'nin orta sahası oldukça kalabalık. Fakat sezon sonunda yeniden yapılanmaya gidecek bir Fenerbahçe'yi düşünürsek, Ozan'a gelen teklifi düşünürsek, Mert Hakan'a gelecek olan teklifi düşünürsek, Ahmet Bulut, Emre Belözoğlu ilişkilerini düşünecek olursak, Emre Belözoğlu'nu ilk kez Galatasaray'dan Avrupa'ya götüren bir menajerden bahsedersek, o iki adamın satışı gerçekleşirse, Dorukhan, Fenerbahçe flörtü bana önümüzdeki günlerde tekrardan gündeme geleceğini iddia ediyorum ben de. Yani bu açıklama bugün için. Beşiktaş'la doğru. Hiçbir görüşme olmadı diyor. Ben de özellikle telefonda o yüzden şunu sordum. Benim hatırladığım Mayıs'ta, 2020 Mayıs'ta yani bundan yaklaşık bir yıl önce Dorukhan Toköz'ün menajeri değişti. Evet. Öncesinde mi oldu? İnanmıyorum. O defter zaten ara ara açılmıştı.
Hatta bir ödül töreninde, yine sizin Milliyet Gazetesi'nin ödül töreninde güzel bir fotoğraf vermişlerdi. Evet, birlikte bunu vakit geçiriyoruz diye. Evet. Ayrıca da şimdi birazcık böyle satır aralarından bir şey yakalamaya çalışmak gibi olacak ama hani görüşmeyi kimin yaptığını bilmiyoruz. Bir şey ekleyebilir miyim? Beyanlar esastır. Ahmet Nit görüşmemiş olabilir. Bak, Nobre Türk vatandaşı olacak. Arıyorum. Abi Türk vatandaşı oluyoruz Nobre. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey yok. Ben de yeni muhabirlik zamanı. Öyle, öyle sildi kelimeler vardır ki. Yani mesela örneğin. Bizden bir kuruş almamıştır. Çünkü euro aldı. Oho, çok başka. Ya da başka. Öyledir. Bak ben bu yıllardır bu işin içerisindeyim ya. Ya da bana bazı, yani bazı dün mesela bazen böyle dün gazeteciyle başlamış çocuklar böyle hani bize şey yapıyorlar bazen. Afra tafra yapıyorlar falan. Arkadaşlar yani biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Beyandır, esastır, kabul ediyorum. Ama kelime oyunlarına da dikkat ederim ben. Ben Ahmet Bey'e bir şey demiyorum. %100 olmadı diyor böyle bir konuşma. Ben de Ahmet Bey'e diyorum ki Ahmet Bey, siz Emre Belözoğlu, Dorukhan'ın babası bir yerde bir zamanlar oturdunuz mu? Ahmet Bey bağlanabilirsiniz bu arada. Bu arada Ahmet Bey bağlanabilirsiniz. Ahmet Bey bu tip şeylerde ben hiç bağlandığını hatırlamıyorum. Evet. Ahmet Bey, hep mesaj Ahmet Bey'in kendi samimi olduğu gazeteciler var. Ben onu, biliyorum. Onu söylerim. Evet. Mesaj onlarla, atar, mesaj, onlarla muhabbet eder. Mesaj yoluyla samimi olduğu insanlar vardır yıllardır. Aynen. Ben de mesaj aynı şekilde diyorum. Yıllardır WhatsApp üzerinden yazışmalar yaparlar. Bağlantı belli dedi Serdar noktayı koydu ama Fenerbahçe adına bu transfer kapanmamıştır. Mert Hakan çeşitli teklifler var. Ozan için çeşitli teklifler var. Eğer oraya bir yerli transfer yapılacaksa Emre Belözoğlu, Ahmet Bulut, Dorukhan üçgenine baktığımız zaman yine söylüyorum beyan esastır. Ama bu görüşme önümüzdeki günlerde daha sıcak hale gelebilir. Emre Belözoğlu, Ahmet Bulut ilişkisi gerçekten abi kardeş kadar yakın. Çünkü ilk Galatasaray'dan da koparıp İtalya'ya götürdüğü zamanı da bilen bir insan olarak. O yüzden bu transfer Fenerbahçe için hiç görüşme olmamıştır. Sözü bana biraz beğen esastır tekrar söylüyorum ama önümüzdeki günlerde bu transfer için tekrar tekrar çok gündeme geleceğini düşünüyorum ben. Peki biz beyana esas alalım. Madem beyan esastır diyorsunuz. Şimdi Ahmet Bulut'un Sercan Dikme'ye söyledikleri üzerinden gidelim. Şöyle de bir ifade var. Bunu da size sormak istiyorum. Dorukhan Toköz Beşiktaş şampiyon olursa masaya oturacak ama bir yandan da oyuncunun Avrupa hayali var. Bir dakika bak, burada diyor ki Beşiktaş da masaya oturacak. Beşiktaş oturacak mı? Bu da çok önemli. Bak Dorukhan oturacak ama Beşiktaş Dorukhan'la oturacak mı? Sezon başından beri bu kriz, hiç kriz yapmadan Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Hoca, Dorukhan'dan olabildiğince en iyi verimi almaya çalıştık. Böyle bir kriz olmadı ama sezon sonunda Beşiktaş'ın oturup oturmayacağına dair ben bir şey diyemem ama Serdar burada çok güzel bir şey söyledi. Yerine alınabilecek oyuncular bile belli. Yani pazarlık payı yok gibime geliyor. Yani ben şu parayı istiyorum diye lüksü yok gibime geliyor gördüğüm kadarıyla. Ben Beşiktaş yönetiminin